5. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Yazılımız 20 sorudan oluşuyor. Dur dur kendin çöz. Aldığın bir puan var, bizimle birlikte paylaşabilirsin. Video sonunda yazılımızı beğenmeyi, abone olmayı kanalımıza lütfen unutmayalım sevgili öğrencilerim. İlköğretimvideo.com, ders tekrar.com, bana ait olan internet adresleri, 7000 üzerinde ders videosu senin tarafından izlenilmeyi bekliyor, haberin olsun dedikten sonra ilk sorumuzla hemen devam ediyoruz. Verilen kurumlar ve aşağıdaki bakanlıklar eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır diyor bize. Yani okulu ben burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak eşleştirebilirim. Hastaneyi de Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak eşleştirebilirim. Çocuk Esirgeme Kurumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla eşleştirdim. Milli Savunma Bakanlığı açıkta kaldı. İşaretledik C seçeneği. 2 numaralı sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur? Ne görülüyor ülkemizde? Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi. Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Marmara bölgesinin bazı yerlerinde Akdeniz iklimi ve denizden uzak olan yerlerde ise karasal iklim gözüküyor. Peki deniz olmasa acaba, Karadeniz, Akdeniz olmasa ne olacak bu sefer biliyor musun? Bu sefer her tarafta karasal iklimi olacak. Farklı iklim tiplerinin görülmesinin sebebi ayrıdır, sonucu ayrıdır. Lütfen dikkat edelim sevgili öğrencim. Mesela sonucunu bizden istiyor. Mesela etrafının denizlerle çevrili olması bu farklı iklim tiplerinin görülmesinin sebebidir. Bunu karıştırmayalım, tamam mı? Dikkatli ol lütfen. Farklı iklim tipleri gör. Kiminde fındık var, kiminde çay yetişiyor, kiminde muz var ya. Ülkemizde muz yetişiyor, muz. Şeker pancarı var, buğday var, zeytin var. Çok çeşitli sebze ve meyvelerin yetişmesidir bunun sonucunda. Cevabım A seçeneği. 3 numaralı sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının ortak özelliklerinden değildir diyor bize. Bilim insanı sorgulayacak, meraklı olacak, iyi bir gözlemci olacak, araştırmacı olacak, taraflı tutacak, yan tutmak sevgili öğrencim. Tarafsız olması gerekiyor bilim insanının. Özelliği değildir maalesef B seçeneği. Sevgili öğrenci ve velilerimiz, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait matematik canlı derslerim. Çocuklar, canlı dersleri çok telefon alıyorum burada. Canlı derslerimiz ne zaman olacak vesaire diye. Canlı derslerimiz bizim her an devam ediyor. Yazın da, şu anda da, yeni sezonda da yine. Ben sizlerin ekran başında karşısında olacağım sevgili öğrenciler. Okulda gördüğün konuları burada benimle birlikte soru çözerek tekrar edeceksin. Sen çözeceksin, sonra benden doğrusunu dinleyeceksin. Söz hakkı alacaksın, anlamadığın yerleri soracaksın. Akşam 7'den sonra veriyoruz. Bu dersleri haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından veriliyor. Yani ben 507-215-2658 numaralı telefonu ara. Ben çıkacağım zaten sevgili öğrenci. Beni arayıp sesimi dinleme, ne olursun konuş yani orada, lütfen bir kelime söyle. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilirsin. 4 numaralı sorumuzdan devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerin genel özelliklerinden birisidir diyor bize. Nüfus yoğunluğu yüksek olan bir yer söyle bana. İstanbul, işte Marmara bölgesi, Bursa tarafları, Adana tarafları, Ankara tarafları. Özelliklerinden biridir diyor. Yer şekilleri dağlık olamaz sevgili öğrencim. Yer şekilleri dağlık olursa sanayi gelişemez burada. A seçeneğini eledim. Yeraltı kaynaklarınca fakir olmaz bunlar. Burayı da eledim. Tarım toprakların verimsiz olması da değildir. Ilıman iklim özelliklerine sahip olmasıdır sevgili öğrenciler. Yani burada çok soğuk ya da çok sıcak çöl iklimi yoktur. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? Türkiye'nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır. Çok fazla can ve mal kaybına sebep olur. Bu ikinci madde sana onu hatırlatmadı mı zaten? O doğal afeti. Çok hızlı ve ani olarak gelişir. Mesela erozyon hemen burada elenmesi gerekiyor değil mi? Erozyon uzun yıllar sonucu olur. Toprak kayması da olur ama çok fazla mal ve can kaybına sebep olmaz. Yani toprak kaymasında bir dağın belirli bir kısmı bölümü var. Üzerinde 2-3 ev olur. Ama deprem olursa sevgili öğrencim, hızlı bir şekilde, ani bir şekilde gelişir. Can ve mal kaybına çok fazla. İstanbul depremimizi hatırlayın, 99 yılında 30 binin üzerinde insanımız öldü orada. Bu deprem okyanusa kıyısı olan yerlerde olursa tsunami, dev dalgalara sebep olabilir. Depremden bahsediyor tabii ki, cevabım A seçeneği.
6 numaralı sorumuz, internetteki bilgiler bir kontrolden geçmeden sitelere yüklenebilmektedir. Evet, doğru söylüyor. Binlerce, milyonlarca site var. Başlarında bir insan, bir admin, administratör dediğimiz birisi ve oraya hiçbir kontrol olmadan oraya bilgilerini geçiriyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır diyor. İnternetin teknolojik alet olduğu, araştırmaların internetten yapılmaması. Hayır, yanlış yani. Oraya şimdi hiç mi güvenilir sitemiz yok bizim? İnternetteki bilgilerin doğru olamayabileceği, internetin yasaklanması da olmaz. Teknoloji bir alettir ama doğru olamayabileceği, bak, olmayacağı demiyor sana. İhtimal de var diyor. Yani internette gördüğün her bilgiye de inanma diyor sana sevgili öğrencim. Doğru cevabım C seçeneği. 7 numarayla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz sonuçlarından birisi değildir? Ulaşım hızlanır. Olumlu bir sonuçtur. Yani olumsuz sonuç değildir. Bu hemen işaretleyeceğiz. Kenarda kalsın da bir. Sanal arkadaşlıkları artırır. Yani gerçek arkadaşın olması varken sanal arkadaşlık, tanımadığın boyunun, cismini bilmediğin biri, kilosunu bilmediğin kız mıdır, erkek midir, nedir? Sapık mıdır, değil midir, dürüst müdür, yalancı mıdır? Bilemezsin sevgili öğrencim. B seçeneğini elerim. Akraba ve komşuluk ilişkilerini zayıflatır. Olumsuz sonuçlarından birisidir. Asosyal, sosyal olmayandır. Bir kelimenin başına A geliyorsa orada tersi olmama durumu yaratır. Asosyal, sosyal olmama durumu bireylerin yetişmesini sağlar. Tabii ki alıyorsun tableti, bilgisayarı kenara geçiyorsun. Ya konuş, yok nasılsın diyorsun. İşte, ya iyiyim bile diyemiyor sana. O şekilde de asosyal bireyler yetişiyor maalesef. Ulaşımın hızlanması teknolojinin olumsuz değil, olumlu sonuçlarından birisidir. Cevap A seçeneği. 8 numaralı sorumuzdan devam ediyoruz. Yağmur, kar veya buzul sularıyla beslenen belirli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sudur. Akan su, yukarıda tanımı verilen şekil ova mıdır? Plato mudur? Denizde belli bir su miktarı vardır. Yağmur, kar ve buzul sularıyla beslenir. Mesela ilkbahar geldiğinde akarsuların daha fazla yataklarından taştığını görürsünüz. Akarsu'nun tanımı vermiş, cevabın A seçeneğidir. 9 numaralı sorumuz. Devlet vatandaşlarının bazı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Aşağıdakilerden hangisi devletin karşılaması zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir? Sevgili öğrencim, devlet senin eğitim ihtiyacını karşılamak için okul yapmıştır. Devlet senin sağlık ihtiyacını karşılamak için sağlık ocakları, hastaneler yapmıştır. Devlet senin güvenlik ihtiyacını yapmak için, karşılamak için polis teşkilatı, jandarma teşkilatını karakollar yapmıştır. C seçeneği verelim. Devlet senin dinlenme ihtiyacını karşılamak zorunda değildir. Gel sana şuraya otur, bacak bacak üstüne at. Bir de sana bir çay söyleyeyim, kahve söyleyeyim demez sana devlet. Cevabım D seçeneğidir. 10 numaradan devam ediyorum. Kaynağını bilmediğimiz dosyaları indirmek bilgisayarımızda sonuçlardan hangisine sebep olabilir? Bunu bolca yapıyorlar öğrencilerimiz. Oyun indiriyorlar mesela. Şimdi virüs bulaştırabiliyorsun. Bilgisayarını hızlandırmazsın bu şekilde. İki hemen ele. Bilgisayarın güvenliğini arttırır. Hayır sevgili öğrencim. Kaynağını bilmiyorsun ya. Onun içerisinde ne var acaba? Virüs varsa zaten hapı yuttu. Bilgisayar yavaşlar. Güvenliğini arttırmaz. Güvenliğini kırar. Artı o bilgisayardan eğer sen banka hesaplarına girecek olsan şifreni de ele geçirebilirler. Yalnız bir var burada ulaşabildiğim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 6. sınıf eğitim DVD setini görmektesiniz. İki parçadan oluşuyor. Birincisinde konu anlatım var. İçerisinde iki tane kitabın tamamının ayrıntılı bir şekilde anlatımı. Bütün üniteleri görebilirsin. 122 adet ders videosu. Toplamda 42 saatlik bir anlatım. İkincisi bununla birlikte veriliyor sevgili öğrencim. Ek DVD diyoruz buna. Binlerce soru çözümü. Sen şöyle tahmin et. 249 adet içerisinde ders videosu var. 53 saate yakın bir anlatım var sevgili öğrencim. ilköğretimvideo.com adresine giriyorsun. Orada 6. sınıf DVD bölümünde satın alacağın DVD ile ilgili ayrıntılı bilgiyi öğrenebilir, siparişini verebilirsin. 11 numaralı sorudan devam ediyoruz. Sorular 5 puan değerindeydi sevgili öğrencim. Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından değildir? Türk Eğitim, bak eğitim diyor burada. Yani sen burada işte Milli Eğitim Vakfı. A'yı B'yi hemen elemen gerekiyor. Öğretmenim C ve D'de artık orasına da bilgi giriyor. Darüşşafaka'da sevgili öğrencim.
Anne babası olmayan çocuklara eğitim vermektedir. C'yi de burada eledim. Kızılay eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından değildir maalesef. Doğru cevabım D seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Erozyonu ve çölleşmeyi önlemek. Toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunmasını sağlamak. Doğal varlıkların tahribine karşı mücadele etmek. Amaçları verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar akut arama kurtarma, LÖSEV, LÖSEMED'i çocuklar, kan kanserleriyle ilgilidir. Yani sivil toplum kuruluşu. Kızılay'da bir deprem olur, bir doğal afet sonunda sana yardım getiren o çadırı veren yok mu? İşte Kızılay o. Kan bağışında bulunursun vesaire. Tema, Türkiye Erozyonla Mücadele Araştırma Vakfı. Tema. Doğru cevabı A seçeneği. Sizlere bu sorularla ilgili tavsiyem, hani Tema, Akut, Kızılay vesaire diyor ya, onun açılımını bilin bakalım. Zaten açılımından da bazı şeyleri çıkartıp soruları daha iyi cevaplayabilirsiniz. Bir bilgi sorusu da. Hakkında bilgi verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eder. Yeşil Ay Haftası kutlamıyor musunuz okulda sevgili öğrenciler? O sıraya giriyorsunuz ya, öğrencileriniz, başka öğrenci arkadaşlarınız karşınızda şiirler okuyorlar, gösteri yapıyor vesaire. Onlar çok önemli, biliyor musunuz? Orada belirli gün ve haftalar kutlanıyor. Bütün zararlı alışkanlıkların halkın ve bilhassa gençlerin koruması için yaparlar. Yeşil Ay'dan bahsediyor. Burada cevabım A seçeneği. 14 numaradayım. Çay, ılıman iklim ve bol yağış isteyen bir tarım ürünüdür. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisi çay tarım için elverişli şartlara sahiptir? Sevgili öğrenciler, Doğu Karadeniz kıyısında 365 günün neredeyse 300 günü yağış olur. Yazın da yağış olur. Sonbaharda da yağış olur. Sonbaharda en fazla yağış olur. İlkbaharda olur, kışın olur ve ılıman bir iklimdir. Yani çok soğuk, sert bir şekilde kışlar geçmez demek istiyor. Doğu Karadeniz kıyı kuşağı cevabım D seçeneğidir. Rize çayı derler. Rize'ye git bak haritada. Zaten kuzey, hani enlemesine bir olan bölgemizde değil mi Karadeniz? Batı Karadeniz var, Orta Karadeniz var. Rize bölgesine baktığın zaman sağ tarafa doğru Doğu Karadeniz bölümünde olduğunu göreceksin. 15 numaralı sorumuz. Buğdayın hasadından evlerimize gelene kadar geçtiği aşamalarda hangi meslek sahibi yer almaz? Çiftçi üretiyor zaten. İşte çiftçi de buğdayı aldı, fırıncıya götürdü. Orada bir nakliye, yani götürme işi, ulaşım işlerini yapan nakliyecidir. Fırıncı işte onu un yapıyor, hamur yapıyor, ekmek olarak satıyor. Ya yani emlakçı ev sektörüyle ilgili bir durumdur. Burada yer almaz. Doğru cevap D seçeneği. 16 numaradayım. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerde bulunması gereken özelliklerden değildir diyor. Girişimciler kendine güvenir, krizi fırsata çevirir, yeniliklere açıktır. Girişimcinin belirli bir yaşı bulunmaz sevgili öğrenci. 60 yaşında bir fikir bulursun, dünyanın en zengin adamı olursun. 10 yaşındasındır bir fikir bulursun, girişimcilik ödülü alırsın. Yani 20 yaşından büyük olacak diye bir kaide, bir durum söz konusu değil. Cevaba B seçeneği. Ve geçtik bir diğer sorumuza. Aldığımız ürün ile ilgili bir sorun yaşadığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız yanlış olur? A. 177 tüketici hakkını attığını ara. Olabilir. Ürünü atarak başka yerden yenisini almak. A'yı eledim. B kenarda kalsın. Tüketici Hakları Koruma Derneği, TÜKODER. Buna başvurabilirsin. Satıcıya ürünü götür. Ben bunu değiştirmek istiyorum de bana bunu değiştirir misin? O da olur. Yani önce satıcıyla anlaşman gerekiyor. Ondan sonra diğerlerini yap. Ama ürünü atın, başkasını aldın. 100 lira bir ürün aldın. Bozuk çıktı, kötü çıktı, sorun yaşadın. 100 liran gitti. O 100 lira ne olacak? Yok, sen o zaman yanlış yapıyorsun ürünü atmakla. Doğru cevap B seçeneğidir. 18 numara, iyi derecede İngilizce ve Rusça bilen birisinin tercümanlık mesleği yapması için hangi şehirde olması gerekir? Tercümanlık mesleği yapmak istiyorsun. İngilizce ve Rusça, İngiliz'in ya da İngiliz demesek de Avrupa'nın ve Rusya'nın geleceği bir yer. Nere olabilir sevgili öğrencim? Turist gelecek. Nereye geliyor? Yozgat'a geliyor mu? Siirt'e, Van'a, ama Antalya'ya. Yaz turizmin en fazla olduğu yerdir Antalya. Doğru cevabım B seçeneği. 19 numaralı sorumuzdan devam edelim. İlçedeki resmi kurum ve kuruluşların tüm çalışmalarını takip eden, yönlendiren ve aralarındaki işbirliğini sağlayan yetkili aşağıdakilerden hangisidir? İlçedeki en büyük amir, mülki amir.
Kaymakam tabii ki. Doğru cevabım C seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir? Dilimiz var, bayrağımız var, tarih eserlerimiz yok. İstiklal Marşımız, başkentimiz, basmış olduğumuz para ama tarihi eserlerimiz olmaz. 1 ve 2 doğru cevabımız A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, yazılımımız burada sona erdi. 1 puan aldın. Onu bizimle burada paylaşabilirsin. Yazılı video sonunda yine videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum.